27. madde üzerinde 3 adet önerge vardır. Aykırılık sırasına göre işlem alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşülmekte olan 144 sıra sayılı bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 17. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Mahmut Tanal İstanbul, Yaşar Tüzün Bilecik, Mehmet Ali Çelebi İzmir, Erkan Aydın Bursa, İlhami Özcan Aygün Tekirdağ milletvekilleri. Evet, komisyon önergeye katılıyor. Katılmıyor Sayın Başkan. Komisyon katılmadığı önerge üzerinde söz talebi Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin. Buyurun. Sayın Çelebi, yorulmadınız bugün maşallah. Her yere geliyorsunuz. Öyle mi? Teşekkürler Sayın Başkan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyor. Milletimize başsağlığı diliyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlarına da buradan seslenmek istiyorum. Biz bitmeyiz. Bizi bitiremezsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Emrinden beri biz bitmedik. Yerimize hep yenileri gelmiştir. Bundan sonra da gelecektir. İki statüyle ilgili sorunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi uzman jandarmalar. Şimdi uzman jandarmalar uzman erbaşlarla karıştırılıyor. Aslında hiç alakası yoktur bunların. İsim benzerliği vardır. Bunu önlememiz lazım öncelikle. Uzman erbaş ve erbaş verlerin uzman jandarmalar üstüdür. Tamamına yakını da üniversite ve yüksekokul mezunudur. Şu an uzman jandarma statüsünde bulunan 17 bin personel sadece jandarma genel komutanlığı bünyesinde çalışmaktadır. Hava, kara, deniz kuvvetleri bünyesinde eşidi ve emsali bulunmayan bir statüdür. Eşidi yoktur. Bunlar jandarma okullar komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren uzman jandarma okullarından mezun olmuşlardır. Okulları vardı önceden. 2012'den sonra Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bu okul kapatılmıştır. Ve kuvvetler reorganize olup, yani bu kadrolar kapatıldığı için az subay kadrolarına çevrilmiştir. Yani yaptıkları iş aslında o kadar teknik, o kadar önemli ki şu an az subay kadrolarında çalışıyorlar. Az subay gibi çalışıyorlar fakat az subaylarımızın özlük haklarına sahip değiller. Onu da dipnot olarak söylemek isterim. Bu nedenlerle isimlerinin yardımcı az subay olarak değiştirilmesi personelde genel bir beklenti haline almıştır. Yardımcı az subay olmak istiyoruz diyorlar. Bu konu da önemli. Şimdi asıl önemli konu şu. Okullarının hizmetten sayılmaması. Bam teline geliyorum. Ya bir okul okuyorlar, bu hizmetten sayılmıyor. Bu komisyonda da görüşüldü aslında. Bir onayda çıkmıştı. İnşallah çözüleceğini de düşünüyoruz. Silahlı kuvvetlerde 3 tane muazzaf statü var. Subay, az subay ve uzman jandarma. Şimdi biz subaylar harp okulunda okuyoruz 4 sene. Bunlar fiili hizmetten sayılıyor. Az subaylar okuyor okullarında. Onlar da fiili hizmetten sayılıyor. Ama iş uzman jandarmalara geliyor. Onların da okulları var. Onlarınki sayılmıyor. Direkt burada bir haksızlık var. Direkt bir haksızlık var. İşin banteli de bu zaten. Bunların okul süreleri, bir senelik okul süreleri hizmetten sayılması gerekiyor. Bakın daha alt rütbedeki uzman erbaşların askerlikte geçen süreleri dahi hizmetten sayılırken uzman jandarmaların okulda geçen süreleri sayılmıyor. Bu işin mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bu negatif ayrıştırma demektir düzeltilmezse. Komisyonda önerge verdik. Çözeriz denilerek geri çekildi. Kurum Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bahsediyorum. Jandarma Genel Komutanlığı'nın oluru var. Herkesin oluru var şu an. Milliyetçi Hareket Partisi'nin onayladığını biliyorum. Değilse tersini söylerseler sevinirim. İyi Parti de onaylıyor. Komisyonda AK Parti grubu da onayladığını söyledi. Dolayısıyla şu an bir sıkıntı yok. Artı mali açıdan da siz hizmetten sayın, parasını biz öderiz diyorlar. Yani bu önergemizde de mevcut. Yani bu işin yarısını direkt uzman jandarmalar üstleniyor, diğer yarısı SGK'ya kalıyor. O da olağan bir süreç. Dolayısıyla bunun geçmesi gerekiyor. Artı kanun teklifinde, yani kurumun önerdiği teklifte şu da var. Geçmişe yönelik herhangi bir hak doğurmayacağı ve borç tutarının kendileri tarafından ödeneceği yazmış. Yani bu insanlar daha ne yapsın bu hakkı almak için? Dolayısıyla bu iş çözülmelidir. 120 milyonluk bir bütçe gerektiği ifade edildi. Başkanımızla görüşmüştüm. Evet, ekonomi zor durumda da hep mazlumdan mı keseceğiz? Yani hep mazlumun hakkını yiyerek mi bunları telafi edeceğiz? Yani israf edilen o kadar çok kalem var ki Sayıştay raporlarında. Burada hiç bundan bahsetmek bile istemiyorum.
Önemli olan onların sorununun çözülmesidir diyorum. Dolayısıyla böyle söylemek, mali yük demek bence devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmaz, hakarettir diyorum. Çözülmesini istiyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir.